Evet, diyor ki bu uygulamalar dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir bu uygulamalar? Yani buradaki uygulamalara bakacağız arkadaşlar. Nasıl bir durum söz konusu? Osmanlı Devleti merkeze bağlı eyaletlerde uyguladıkları dirlik sistemi sayesinde asker yetişimi. Bakın, dirlik sistemi. Hatırlıyorsanız biz dün gece Osmanlı toprak sistemini arkadaşlar işledik. Toprak sistemini işlerken genel olarak 3 tane toprak sistemi var, değil mi? Miri arazi, mülk arazi, vakıf arazi. Miri devlete ait, mülk kişilere aitti. Vakıf ise ne kişiye ne devlete aitti? Hayır işlerine ayrılan topraklardı. Ve miri kendi içerisinde 8 parçaya ayrılıyordu, değil mi? İşte dirlik, yurtluk, ocaklık, paşmaklık, mukata, malikane, metruk, mevat dediğimiz arkadaşlar 8 parçaya ayırdık. Dirlik mirinin en önemli parçasıydı arkadaşlar. Ne diyor burada? Dirlik sistemi sayesinde asker yetiştirmiş. İç güvenliği sağlamış. Bakın, hem asker yetiştiriyor hem iç güvenliği sağlıyor. Bayındırlık hizmetlerini yürütmüş. Yerel idarecilerin giderlerini karşılamış. Zaten biz ne dedik arkadaşlar? Burada dirliği alan kişiler ya da tımarı, hası, zehameti alan kişiler burada hem geçimlerini sağlıyor, hem oraya hizmet yapıyor, hem güvenliği sağlıyor, hem de devlete asker besliyor. Bunu anlatıyor. Özel yönetimi olan eyaletlerde uyguladığı iltizam sistemi sayesinde ise hazineye nakit girdisi sağlamıştır. Özel yönetimli dediğimiz arkadaşlar, salyaneli, yıllıklı eyaletlerde ise iltizam uygulanıyor ya da mukata uygulanıyor ve burada paralar doğrudan nereye gidiyordu arkadaşlar? Hazineye. Bakın, biz burada dedi ki dirlik sisteminde ya da miri sistemde genel olarak hazineye giden bir para yok arkadaşlar, ama salyaneli dediğimiz yıllıklı eyaletlerde, iltizamın olduğu yerlerde doğrudan hazineye bir para girdisi oluyor arkadaşlar. Bu uygulamalar dikkate alındığında ulaşılabilir dedik zaten. Bir toprak yönetimi Osmanlı Devleti'nin askeri ve ekonomik yükünü hafifletiyor, değil mi? Osmanlı'nın hem askeri hem ekonomik yükünü hafifletiyor arkadaşlar. Çünkü bu toprak yönetimiyle devlet, bak, askeri yetiştiriyor, değil mi? Bakın, yorum sonra bu şekilde bak yapmamız lazım. Bakın, direkt buluyoruz, değil mi? Bak, asker yetiştiriyor. Bu askeri yükünü hafifletti. Ekonomik yükünü hafifletti. Yerel idarecilerin giderlerini karşılıyor. Yerel idarecilerin giderlerini karşılaması yönüyle de ekonomi yükünü de hafifletiyor arkadaşlar. Hazinenin yükünü hafifletiyor. Hazineye bir para gitmiyor bir dirlikle, ama hazineden para çıkmasını da engelliyor dirlik. Ama hangi topraklar hazineye gidiyordu? İltizam topraklarındaki paralar doğrudan hazineye gidiyordu. Osmanlı toprak sistemi merkezi yönetimin gelişmesini yavaşlatmıştır. Tam tersi arkadaşlar, bu toprak sistemi direkt merkezin kontrolünde ve bu merkezin kontrolünde olduğu için merkezi otorite güçlendiren bir uygulamadır. 3. Dirlik ve iltizam sistemleri Osmanlı hazinesinde her dönemde zengin tutmuş. Bak, buraya dikkat, her dönemde. Şimdi bu tür ifadeler, her, hepsi, tamamen, hiçbiri, hiç kimse gibi kapsayıcı ifadeler ne yapıyor arkadaşlar? İfadeyi bozuyor. Dese ki dirlik ve iltizam sistemi Osmanlı hazinesine katkı sağlamış, evet. Yani çünkü biri hazineden para çıkmasını engelliyor, biri de hazine para girmesini sağlıyor. Ama her dönemde zengin mi tutmuş arkadaşlar? Hayır. Çünkü 16. yüzyıldan itibaren zaten hazine açık vermeye başlayacak. Cevabımız yalnız bir öncülük olacak arkadaşlar. Evet, bilgi sorusu arkadaşlar. Osmanlı ordusunu oluşturan yukarıdaki kuvvetlerden hangileri devletten maaş alan ve sürekli askeri kuvvetlerdir? Şimdi Osmanlı ordusunu arkadaşlar, Osmanlı'da ordu deyince genel olarak Osmanlı ordusunu arkadaşlar önce iki başlığa ayırıyoruz, tamam mı? Osmanlı ordusu genel olarak ilk etapta iki başta ayrılır. Biri merkez ordusu arkadaşlar. Biri de eyalet ordusu. Merkez ordusu ve eyalet ordusu. Merkez ordusu içinde ne vardı arkadaşlar? Kapı kulu, değil mi? Kapı kulu. Kapı kulu piyadeleri dedik.
ve kapı kulu süvarileri dedik değil mi? Kapı kulu piyadeleri ve kapı kulu süvarileri arkadaşlar Osmanlı'nın merkez ordusuydu. Şimdi merkez ordusu devletin devamlı ordusu. Bunların mesleği askerliktir. Devamlı ordu, saray ordusu arkadaşlar. Bunlar devamlı ordu olduğu için bunlar devletten maaş alıyor. Şimdi kapı kulu piyadeleri. Piyadelerin hepsi merkez ordusu olduğu için bunlar devlete ne alıyor? Maaş alıyor ve sürekli askerlerdir. Eyalet askerleri bakın. Eyalet, dikkat. Eyalet taşra ordusu. Bu daha çok toprak sistemiyle oluşturulan orduydu arkadaşlar. Bu ordu devamlı ordu değil. Bu ordu savaş zamanı orduya katılır. Savaş olmadığı zaman da ise kendi işinde, gücünde hayatını devam ettiriyordu. Eyalet askeri devletten maaş almazdı arkadaşlar. Çünkü eyalet askeri geçimini neyle sağlıyordu? Toprakların geliriyle sağladığını unutmuyoruz. Kapıkulu süvarileri arkadaşlar yine bakın kapıkulu süvarileri yine merkez ordusudur. Merkez ordusundakiler maaş alır ve sürekli asker olduklarını arkadaşlar unutmayalım. Bunların aldıkları maaşın adı neydi arkadaşlar? Bunlar devletten ulufe denilen maaşı alırlar ve aynı zamanda culus denilen bahşişi aldıklarını da tekrarlamış olalım arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 öncülleri olacak. Evet yine güzel bir tekrar yapacağımız soru. Aşağıdakilerden hangisi bu görevi yerine getiren görevlilerdir? Osmanlı'nın kuruluş döneminde ele geçirilen yerlere Türkler yerleştirilirken buralarda güvenliğin sağlanmasına bakın güvenliğin sağlanmasına ve adaletin gerçekleştirilmesine özen göstermiştir. Güvenlik ve adalet diye iki tane kavram var elimizde arkadaşlar. Diyor ki bu görevi yerine getiren görevler kimlerdir? Osmanlı'nın fethettiği yerlerde, ele geçirdiği yerlerde güvenliği sağlayan ve adaleti gerçekleştirenler, adaleti tesis edenler kimler? Şimdi defterdar ve kaz asker bir kere bunlar merkezde bulunuyor arkadaşlar. Defterdar neydi? Maliye Bakanı'ydı arkadaşlar. Kaz asker Osmanlı'daki adalet ve aynı zamanda eğitim bakanı idi arkadaşlar. Şehzade hükümdar çocuklarıydı. Vezir bakandı. Subaşı bakın. Taşra'da güvenliği sağlayan görevli hangisidir? Subaşı. Taşra'da adaleti, yargıyı tesis eden, bunu gerçekleştiren kimdir? Ya, kadıdır. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Kadı olacak. Nişancı toprakların kaydını tutan yazışmaları yapardı. Müftü Şeyhülislam dini yetkileri elinde bulunduruyordu, fetva veriyordu. Beylerbeyi Osmanlı'nın Taşra'daki en büyük idarecisi. Taşra'ya baktığımız zaman işte eyalet var, sancak var, kaza var, köy var değil mi? En büyüğü hangisi? Eyalet. Eyaleti kim yönetiyor? Beylerbeyi yönetiyor arkadaşlar. Sancak Bey bunlar da sancakları yöneten yöneticilerdi. Burada bak güvenlik dedik subaşı, adalet dedik kadı arkadaşlar. C şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi burada diyeceksiniz ki kaz asker olamaz mesela adalet değil mi? Kaz asker olamaz çünkü kaz asker direkt nerede bulunuyor arkadaşlar? Kaz asker payitahtta bulunuyor. Yani nerede bulunuyor arkadaşlar? Başkentte bulunduğunu unutmayalım. Kaz askerin onun için kaz asker burada cevap olamaz. Çünkü bak ne diyor? Ele geçirilen yerlerdeki bak güvenliği diyor. Onun için kaz asker burada cevabımız olamaz arkadaşlar. Evet yine bakın güzel bir soru. Osmanlı'da yönetici gruplardan birini oluşturan medrese eğitiminden gelen ve devşirme kökenlilere kapalı olan sınıfa ne ad verilir? Evet devşirme kökenliler hangi sınıfta görev alamazdı? Yönetici sınıflar zaten 3 taneydi değil mi arkadaşlar? 3 tane yönetici sınıf vardı. İlmiye, Seyfiye, burada Sayfiye yazmış.
Allah'tan Safiye yazmamış. Evet, İlmiye, Seyfiye, Kalemiye diye 3 tane sınıf vardı arkadaşlar. İlmiye dedik, hangi işi yapıyordu? Din, adalet ve eğitim işini yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra Seyfiye, ehli seyf, kılıç, asker, üst düzey yönetici ve asker, güvenlik değil mi? Kalemiye, bürokrasi, yazışma değil mi? Bürokrasi, yazışma işine bakıyordu. Akıncılar sınırlarda değil mi? Kapıkulu zaten merkez ordusuydu. Medrese eğitiminden gelen ve devşirmelere kapalı olan arkadaşlar İlmiye. O zaman dikkat, devşirme kökenlere Seyfiye sınıfına girmiş. Kalemiye'ye girmiş ama İlmiye sınıfına giremezdi arkadaşlar. Bu sorumuzu bu şekilde vermiş olduk arkadaşlar. Evet. Osmanlı Devleti dirlik sistemi ile dirlik dedik, miri toprağın en önemli parçası değil mi? Miri toprağın en önemli parçası neydi arkadaşlar? Dirlik sistemiydi. Bak şöyle dedik, miri değil mi? Mirinin alt basamağında ne var? Dirlik var. Ve dirlik de kendi içinde üçe ayırdık dün değil mi arkadaşlar? Bak dirliği kendi içinde üçe ayırdık. Has topraklar, zahmet topraklar ve bir de tımar toprakları olmak üzere. Şimdi bize bunun faydalarını soruyor, yarar diyor, bakın yararını soruyor bize. Askerlik en önemli fonksiyonlarından biri askerliktir değil mi arkadaşlar? Çünkü dirlik sistemindeki dirlik, o tımar beyleri veya zahmet beyleri devlete asker besliyor, güvenliği sağlıyor, doğal olarak askerlik olur. Ticaret, bakın dirlik sisteminin, tımar sisteminin ticaretle alakası yok, unutmayalım. Dirlik sisteminin veya tımar sisteminin ticaretle alakası yok. Bunlar ticaret yapmıyor. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Peki bunlar tarım yapıyor değil mi? Bunlar bulundukları yerde üretim yapıyor, tarım yapıyor arkadaşlar. Bunlar işin ticaret boyutuna girmiyorlar arkadaşlar. Üçü de aldık. Güvenlik, zaten askerlik varsa ne vardır? Aynı zamanda güvenlik de olmak zorunda diyoruz. 1, 3 ve 4 öncülleri doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Mesela burada ticaretle ilgili ne var? Mesela lonca değil mi? Bak lonca. Lonca ticaretle ilgili. Bak lonca tarımla ilgili olamaz. Çünkü lonca işi nedir? Ticaret. Dirlik de ya da tımar da tarımla ilgilidir. Dirlik ve tımarın ticaretle bir ilgisi yok arkadaşlar. Sorularda zaman zaman karşımıza çıkabilecektir. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yargı konusunda en yüksek makam hangisi? Evet, yargı konusunda en yüksek makam hangisidir? Yani Adalet Bakanı kim arkadaşlar? Yargıdaki en üst düzeyli görevli, pardon bak şimdi şey diyor, makam diyor bak. Görevli dese kazasker ama ne diyor bakın? Makam diyor. En yüksek makam neresidir yargı konusunda? Divan-ı Hümayun. Peki neden Divan-ı Hümayun arkadaşlar? Bakın biz dedik ki kadılar bir karar verdiğinde, bakın kadı bir karar verdiğinde kadının verdiği karara itiraz edilebiliyordu değil mi? Kadının verdiği karara itiraz yeri, biz buna temyiz demiştik değil mi? Temyiz yeri neresiydi? Divan-ı Hümayun'du değil mi? Yani bir kişi kadının verdiği karara itiraz etmek için Divan-ı Hümayun'a başvururdu. Ve burada Divan-ı Hümayun kararı görüşür ve karara bağlardı arkadaşlar. Divan-ı Hümayun bu açıdan aynı zamanda yüksek bir mahkeme görevi de üstlendi, unutmayalım. Burada bakın dikkat edelim. Bak makam diyor. Makam, en yüksek makam diyor. En yüksek görevli dese kazasker. Makam arkadaşlar Divan-ı Hümayun yargı konusunda en yetkili makamdı. Çünkü Divan-ı Hümayun'un yüksek mahkeme görevi de gördüğünü arkadaşlar unutmayalım. Bu şekilde zaman zaman bu sorularla karşılaşabiliriz. Evet.
Aşağıdakilerden hangisi seçenekte doğru verilmiş? Evet. Divanın en büyük görevlisi, en büyük yönetim birimi, dirlik toprağının en büyüğü. Evet, divanın en büyük görevlisi. Şimdi padişah varsa zaten padişah. Bu tartışmak zaten mümkün değil. Padişahtan sonraki en yüksek görevli kimdir arkadaşlar? En yüksek görevli sadrazamdır. Zaten Fatih'ten itibaren divanın başkanlığı kim yapmaya başladı? Sadrazam yapmaya başladı. En büyük yönetim birimi eyalettir, değil mi? En büyük yönetim birimi eyalettir. Eyaleti kim yönetiyordu? Eyaleti beylerbeyi yönetiyordu. Dirlik toprağın en büyüğü, bakın az önce, hemen az önceki soruyu getirelim bakın. Dedik dirlik kaç ayları? 3'e has, zahmet ve tımar, değil mi? En büyük parça hangisi? Has. Orta derece zahmet, en küçük parça tımar. Gerilerini hatırlayalım. Has 100 binden fazla, değil mi? Zahmet 20 bin ile 100 bin arasıydı. Tımar da işte 3 bin ile 20 bin. Yani genel olarak 20 bine kadar olanlar tımar. 20 bin ile 100 bin ise zahmet, 100 binden fazla ise has. Yani burada dirliğin en büyük parçası arkadaşlar hangisi oluyor? Dirliğin en büyük parçası has topraklar oldu. Böylece cevabımız da kendini belli etti arkadaşlar. Sadrazam, eyalet ve has toprakları şeklinde oldu. Evet, yine bakın az önceki soruya benzer bir soru. Osmanlı Devleti'nde Müslüman kökenli olması ve medrese eğitimi görmesi gereken divan üyeleri hangi seçenekte birlikte verilmiş? Bak az önce bir soru dedi ki devşirme kökenliler hangi sınıfa giremezdi? Devşirme kökenliler ilmiye sınıfına giremezdi arkadaşlar. İlmiye sınıfındakilerin mutlaka Müslüman kökenli olması lazımdı ve medrese eğitimini görmesi lazımdı. Sadrazam ve vezirler devşirmelerden olabiliyordu, değil mi? Yani bunlar Enderun'da da eğitim alıp medrese girmeyebilirdi. Nişancı Reisül Kütaplar da yine aynı devşirme olup aynı zamanda Enderun'da eğitim alabilirdi. Kaptan Dergah'ın içeri ağası aynı şey geçerli. Sadrazam defterde aynı şey geçerli. Bak Şeyhül İslam ve Kazasker. Bunlar hangi sınıf arkadaşlar? İlmiye sınıfı. Bunlar mutlaka Müslüman kökenli olması lazım. Yani sonra da Müslüman olacak. Müslüman kökenli olacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda bunların medrese eğitiminden geçmiş olmaları lazım. Bir de bazen şu oluyor. Daha da detay sorsa. Dese ki hangi görevli Müslüman kökenli ve Türk olacak bakın. Hangisi Müslüman görevli ve Türk olacak? Müslüman ve Türk olacak dediği zaman da bu sefer kazasker, tamam mı? Yani hem Müslüman hem medrese eğitimi alan Şeyhülislam ve kazasker. Ama kazaskerin özellikle Türk olmasına da dikkat ediliyordu arkadaşlar. Bu da yine önemli bir bilgi. Unutmayalım arkadaşlar. Aklımızda kalsın. Evet, devam ediyorum sorulara. Orhan Bey döneminde pardon direkt şıkları okumaya başladım. Aşağıdakilerden hangisi divanla ilgili yanlış bir anlatımdır? Divanla ilgili diyor, yanlış. Divanı kim kurdu? Orhan. Doğrudur, değil mi? İkinci Mehmet'e kadar padişahlar, sonra sadrazamlar başkanlık etti. Evet, değil mi? İkinci Mehmet'le beraber divanın başkanı kime bırakıldı? Sadrazamlar bırakıldı. Bugünkü Bakanlar Kurulu'nun işlevini görmüştür. Evet. İkinci Mahmut döneminde kaldırılmıştır. Evet. Verdiği kararlar kesin olup uygulanma zorunluluğu vardır. Divan arkadaşlar özellikle 2. Mehmet zamanından itibaren divanın başkanının sadrazama bırakılmasıyla beraber divan bir danışma organına dönüştü. Danışma organında son sözü kim söyler? Hükümdar söyler. Son sözü hükümdar söylediği için divanın kararları bir kesinlik taşımaz ve uygulama zorunluluğu da yoktur.
Bunun uygulanması için hükümdarın onaylaması şart olduğunu unutmayalım. Evet, düğün geceki toprak sistemiyle ilgili bir sorumuz. Osmanlı'nın aşağıdaki toprak bölümler hangisi satılabilir ya da miras bırakılabilirdi? Evet, satılabilir ve miras bırakılabilirdi. Vakıf arazi ne devlete aittir ne kişiye aittir. Evet, ne devlete ne de kişiye ait olan bir şey alınamaz, satılamaz. Dirlikler. Dirlik hangi topraktandı? Miri. Miri peki neydi? Devletin arazisi. Ocaklık, kale muhafızı ve tersane çalışanlarına veriliyordu. Yine miri toprak, değil mi? Yurtluk yine miri toprak. Sınır boylarını koruyanlar, değil mi? Yurt dedik. Yurdu koruyanlar, sınırı koruyanlar. Mülk arazi. Bak, mülk kime ait arkadaşlar? Kişilere, değil mi? Şimdi kişilere ait arazi, bakın kişilere ait arazi ikiye ayrılıyordu. Öşri arazi ve haraci arazi. Bu Müslümana aitti, bu gayrimüslime aitti. Müslüman öşür vergisini ödüyor, gayrimüslim haraç vergisini ödüyor. Müslüman 1/10 oranda, gayrimüslim 1/5 oranda. Şimdi bu toprak kişiye ait olduğu için bakın, kişiye ait olduğu için alınabilir, satılabilir, miras olarak bırakılabilir, har vurup havan savurabilir. İstediğini yapabilir arkadaşlar. Mülk topraklarda toprağın her türlü tasarruf hakkı kime aittir diyoruz? Kişiye aittir diyoruz arkadaşlar. Bakın zaten dirlik, ocaklık, yurtluk, miri dediğimiz devlete ait arazi. Devlete ait arazi alınamaz, satılamaz, miras olarak bırakılamazdı. Vakıfın da zaten dokunulmazlığı vardı. Bu ne devlete ait ne kişiye ait, tamamen hayır işlerine ayrılan topraklar idi. Evet, şöyle hem kültür meydanı hem de ıslahatla karışık bir soru arkadaşlar. Evet, hem kültür medeniyet hem de ıslahatla ilgili karışık bir soru. Osmanlılar'da uygulamaları gerçekleştirildiği padişah dönemleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Evet, eşleştirme yapacağız. Duyunlu Umumiye'nin kurulması. Duyunlu Umumiye 1881'de Muharrem kararnamesiyle kimin zamanındaydı? 2. Abdülhamit zamanındaydı arkadaşlar. İstibdat dönemi dediğimiz dönemi içinde arkadaşlar. O zaman Abdülhamit şıklardan gitti, değil mi? Gitti. İlk kağıt paranın basılması ve ilk dış borcun alınması. İlk kağıt paranın adı neydi arkadaşlar? Kayme, değil mi? Kayme diyoruz ya. Evet, kayme dediğimiz kağıt para. İlk dış borç, evet, ilk dış borç yine 1854, değil mi? Hangi savaştı? Kırım Savaşı'nda. Peki bu ilk dış borç kimden alındı? İngilizlerden alındı. Peki alan padişah kimdi? Abdülmecid. Unutmayalım, Abdülmecid ilk dış borcu alan padişahtı. O zaman o da gitti arkadaşlar. Tanzimat döneminin padişahı aynı zamanda. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Senedi İttifak'ın imzalanması. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 1827, Senedi İttifak 1808. Bunları gerçekleştiren hükümdar kim peki? 2. Mahmut arkadaşlar. Bu gelişmelere imza atmış. O zaman 2. Mahmut da gitti arkadaşlar. Son öncül kaldı elimizde. Avrupa'da düzenli elçiliklerin kurulması. Düzenli elçilikler ne zaman kuruldu? 3. Selim döneminde kuruldu. Peki ilk düzenli elçi nereye gönderiliyordu? İngiltere, Londra'ya gönderiliyordu. İlk düzenli elçimiz kimdi? Yusuf Agah Efendi ilk düzenli elçimizdi arkadaşlar. O zaman Selim de gitti. Ne kaldı? Abdülaziz kaldı. Mesela ne olsaydı Abdülaziz olurdu? Abdülaziz'le ilgili birkaç şey hatırlayalım. Kız çocuklar için Darul Muallimat adıyla kız öğretmen okulunu açan, değil mi? Ondan sonra Danıştay'ın temeli, ondan sonra Yargıtay'ın temeli, değil mi? Kimin zamanında? Abdülaziz zamanında. Yurt dışına gezi amaçlı çıkan ilk padişah Sultan Abdülaziz. Aldığı dış borçlarla dünyanın 3. büyük filosunu kuran, donanmasını kuran padişah yine Abdülaziz.
Mecellenin hazırlandığı dönem Sultan Abdülaziz gibi, değil mi? Bunlar da Abdülaziz'le ilgili gelişmeler arkadaşlar. Bunları da hatırlamakta fayda var. Evet, şimdi Avrupa tarihli bağlantılı bir soru. Evet, Avrupa tarihli bağlantılı bir soru. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Hint deniz seferleri, burada tam çıkmamış, Hint deniz seferleri Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisine bir tepkidir? Kanuni Sultan Süleyman Hindistan 4 tane sefer yapıyor, değil mi? Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Koca Murat Reis ve Seydi Ali Reis'in katıldığı 4 tane deniz seferi yapılmış. Ve diyor ki bu Avrupa'daki hangi olaya meydan, Avrupa'daki hangi olaydan kaynaklı ortaya çıktı? Avrupa'da coğrafi keşifler yaşandı, değil mi? Coğrafi keşifler, Avrupa yeni yollar buldu. Akdeniz'in önemi azaldı. Osmanlı'nın Hint deniz seferlerine çıkmasının önemli amaçlarından biri de nedir? Coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu önlemek arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtelim. Şimdi bunlardan hangileri, hangisi İslam dünyasının lehine olmuş? Bunlardan reform İslam dünyasının lehinedir, diğerleri aleyhine, değil mi? Haçlı seferleriyle Hristiyanlar Müslümanlara saldırdı. Coğrafi keşiflerle Avrupa zenginleşti. Müslümanlar takip edemedi, geri kaldı. Rönesans'la Avrupa'yı da bilimde, teknikte ilerledi. Osmanlı bunu takip edemedi. Sanayi devrimiyle Avrupa sanayileşti. Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Reform ile de ne oldu? Reform Avrupa'da mezhep savaşlarını başlattığı için, mezhepleri böldüğü için Osmanlı yararlı olmuş. Osmanlı bunu tam kullanmış mı? Hayır. Çünkü kötü bir dönemde onlar yaşanıyor. Duraklama döneminde oluyordu. Bu da Osmanlı bunu çok fazla da istifade edememesine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yine güzel bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu arada şöyle yazılar okunuyor mu arkadaşlar? Onu da soralım bu arada. Evet, Osmanlı'da padişah mührünü ve tuğrasını, evet mührünü ve tuğrasını kurma sorumluluğa sahip yöneticiler aşağıdakilerden hangileridir? Evet, mühür kimde? Tuğra kimdeydi arkadaşlar? Mühür sadrazamda, değil mi? Mühür sadrazamdaydı. Çünkü sadrazam padişahı neydi? Vekiliydi arkadaşlar. Padişahın vekili olduğu için mühür sadrazamda. Tuğra arkadaşlar, evet Tuğra kimde? Tuğra'da nişancıdaydı, değil mi? Tuğra nişancıdaydı. Onun için arkadaşlar cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Sadrazam ve nişancı. Bir kez daha unutmayın, mühür sadrazamda, Tuğra nişancıda olduğunu belirtmiş olalım bu şekilde arkadaşlar. Evet, donma sizin kendi internetinizden kaynaklı bir durum olabilir diye düşünüyorum. Evet, yine şöyle devam edelim. Osmanlılar'da özel mülkiyet hakkını kısıtlayan ve burjuva sınıfının gelişmesini, hem burjuva sınıfı diyelim, yani bir zengin tüccar sınıf, hem de yerel güçlerin aslında, gerçi son dönemde yerel güçler ortaya çıkmış ama İlk dönemlerde yerel güçlerin ortaya çıkmasını engelleyen, aynı zamanda özel mülkiyeti kısıtlayan uygulama hangisidir? Müsadere, değil mi? Müsadere ile devlet el koyuyor. Müsadere ile devlet el koyduğu için, yani devlet kendi otoritesine aykırı gördüğü kişinin malına, mülküne el koyuyordu. Bu da hem özel mülkiyeti kısıtlıyor hem de çok zengin bir sınıfın oluşmasını engelliyor ama 17. yüzyıldan sonra malikane sistemiyle güçlenen, zenginleşen bir ayan sınıfı da maalesef ortaya çıkıyordu arkadaşlar. Müsadere neyi engelliyor? Özel mülkiyeti engelliyordu. İltizam devletin topraklarını peşin para usulüyle kiralamasıydı. Dirlik miri toprağın en önemli parçasıydı. Devşirme Hristiyan çocukların küçük yaşta alınıp işte Müslüman olması, sonra da hem yönetimde hem de orduda görev almasıydı. Devşirmeler hangi sınıfa giremiyordu?
devşirmeler ilmiye sınıfına giremiyordu. Söyledik, tımar sistemi o da zaten dirliğin en küçük parçası. Hangisiydi? Tımar sistemi dedik arkadaşlar. Evet, yine bakın güzel bir soru ve çıkabilecek tarza bir soru. Kabukulu askerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, kabukulu ile ilgili diyor. Hangisi yanlıştır? Ulufe adı verilen bir maaş alır. Evet, Yeniçeriler, kabukulları ulufe adını verdiğimiz maaşı alıyorlar. Merkeze veya merkeze yakın yerlerde bulunurlardı. Evet, zaten merkez ordusu diyoruz değil mi? Kabukulu için merkez ordusu diyoruz. Askerlik dışında başka bir işle uğraşmaları yasaktı. Evet, hiçbir şekilde askerlik dışında başka bir işle uğraşamazlardı. Tımar sistemi üzerine temellendirmişlerdir. Hayır. Tımar sistemi üzerine bakın. Temellendirilen ordu ya da toprak sistemi üzerine konumlandırılan ordu hangisidir? Eyalet ordusudur arkadaşlar. Halbuki Kapıkulu ordusu merkez ordusudur. Kapıkulu'nun tımarla, toprakla, vergiyle alakası yoktur. Bunu da belirtmiş olalım. Peki Kapıkulu ne üzerine temellendirilmiştir? Kapıkulu önce pençik üzerine, sonra da devşirme üzerine oluşturulmuş değil mi? Yani önce savaş esirlerinin 1/5'ini alıyordu. Sonra bu yetersiz gelince Hristiyan çocuklarını da aldı. Bunlardan da asker yaptı. Bu da devşirme sistemi arkadaşlar oluyordu. Zaman zaman devlet yönetiminde etkili olmuşlar değil mi? Genç Osman'ı idam edenler de öldü. Cumhuriyet'in sadrazamının gözü önünde idam edenler. Vakayı vakvakiyle 36 tane devlet adamını öldürenler hep kimlerdi? Kapıkulu'ydu. Yani bu da yönetim üzerinde etkili olduklarını da bize gösteren bir durum arkadaşlar. Yine bu bu bilgiyle ilgili son sorumuz tam pekiştirme amaçlı olacak. Yani artık herhalde bu karışmaz. Osmanlı Devleti yukarıda verilen devlet adamlarından hangilerinin devşirme kökenli olduğu söylenemez. Bak, devşirme kökenli olamaz diyelim. Evet, hangisi devşirme kökenli olamaz. Sadrazam devşirme kökenli olabilir. Hatta Fatih'ten itibaren bakın, Fatih Sultan Mehmet sadrazamlıktaki Çandarlı ailesini uzaklaştırıyor. Çandarlı'yı idam ediyor. Türkmenleri uzaklaştırıyor. Tamamen kime veriliyor sadrazamlık? Devşirme kökenlere veriliyor. Amaç merkezi otorite ve Osmanlı Hanedanı'nın devamını sağlamaktı. Sadrazamlar devşirme. Şeyhülislam arkadaşlar ilmiye sınıfı olduğu için ilmiye sınıfındaki biri devşirme olamaz. Kazasker yine ilmiye sınıfı, onun için devşirme olamaz. Nişancı olabilir, defterdar olabilir arkadaşlar. Bakın 1, 4 ve 5 olur. Soru kökümüz ne diyor? Söylenemez diyor arkadaşlar. 2 ve 3 devşirme kökenli olamazdı. Peki hangisi aynı zamanda hem Türk hem Müslüman olmak zorunda, hem Türk hem Müslüman olmak zorunda olan da kimdi? Kaz asker bilgisinde bir kez daha vermiş olalım. Evet, Osmanlılar'da yukarıda verilen toprakların hangileri savunma amaçlı? Evet, savunma amaçlı diyor bakın. Evet, hangileri savunma amaçlı diyor. Şimdi bir, dirlik. Dirlik ne dedik arkadaşlar? Devletin askere, memura, komutana değil mi? Devlet memuru, askere ve komutana görev karşılığında böyle dirlik arkadaşlar. Komutan ve asker için içinde ne oluyor? Savunma oluyor. Biri aldık. Vakıf arkadaşlar. Vakıf niçindi? Hayır işleri için. Hayır hayrat işleri. Yani bir sosyal dayanışma, toplumsal bir durumdu. Ocaklık arkadaşlar. Dedik ocaklık kale muhafızları ve aynı zamanda tersane çalışanları. Kale muhafızı direkt neyle ilgili? Savunma ile ilgili. O zaman da alacağız. Mukata geliri hazine değil mi? Geliri hazineye gidiyor. Burada bir asker, bir savunma söz konusu değil arkadaşlar. Yurtluk dedik.
sınır boylarını koruyanlar, yurdu koruyanlar ne oluyor? Yurtluk oluyor o zaman. 1, 3 ve 5 arkadaşlar. Hangi şıkta var? Pardon. D şıkkında doğru cevabımız arkadaşlar var. Evet, yine yorum artı bilgi sorusu. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu arada bir su içeyim müsaadenizle. Size soruyu okuyun bu arada. Ben suyumu içerken. Evet. Osmanlı'daki bu uygulamanın amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Osmanlı ordusunun merkez kuvvetlerinden olan Yeniçeriler 3 ayda bir hazineden maaş alırlardı. Bakın, 3 ayda bir hazineden maaş. Maaşlı asker dedik ya zaten, kapı kulu askerleri, Yeniçeri askerleri. Bunların aldığı maaşın adı neydi? Ulufe, değil mi? Peki bunlar özellikle bu ulufe ve cülüsü geç alınca, özellikle hangi yüzyılda isyan etmeye başladılar, isyanlarını arttırdılar? Evet, hangi yüzyılda isyanları arttı? 17. yüzyılda, değil mi? 17. yüzyılda merkez kapıkulu isyanları var, değil mi? Temel sebep cülüs ve ulufenin zamanında ödenmemesi. Yeniçerilerin belli bir yaşa kadar evlenmelerine ve askerlik dışında bir işle uğraşmalarına izin verilmezdi. Evet, Yeniçerilerin belli bir yaşa kadar evlenmelerine ve askerlik dışında bir işle uğraşmalarına izin verilemez, değil mi? Zaten dün akşam söyledik. Yeniçeri evlenemez. Yeniçeri askerlik dışında başka bir işle uğraşamaz. Yeniçeri devşirme olmak zorunda. Peki bu Yeniçeri kanunu neydi? Yeniçeriler ve kapıkulları hangi kanuna tabiydi? Bir daha soralım. Dün gece sormuştuk. Çok az kişi doğru cevap vermişti. Bakalım bu gece o bilgiyi öğrenmiş miyiz? Evet, Yeniçeriler, kapıkulları hangi kanuna tabidir? Yani hangi kanunda bunların kapıkulu, bunların evlenemeyeceği, ondan sonra bunların askerlik dışında başka bir işle uğraşamayacağı nerede yazıyor? Evet, cevap yerine bana benim sorduğum cevabı yazın. Evet, Yeniçeriler hangi kanuna tabi? Evet, kanunu kadim, güzel. Evet, bu akşam öğrenmişiz, güzel. Bakın, bir bilgiyi pekiştirmiş olduk, değil mi? Bak, dün gece sorduğumda buradan çok az kişi doğru cevap vermişti. Ama bak, bu gece herkes öğrenmiş. Çok güzel. Sevindirici. Demek ki verim alıyoruz. Bu da beni mutlu ediyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sorumuza dönüyoruz. Evet. Osmanlı'daki bu uygulamanın hangilerine yönelik dedik? Askerden kaçmaları engellemeye. Şimdi adam evliyse hatun da kalacak, değil mi? Çocuk da kalacak. Kaçabilir. Bu şekilde kaçma engelini, askerlere daha fazla maaş ödeme. Öyle bir durum söz konusu değildir. Yani bu sistemde bir maaş ödeniyor ama daha fazla maaş ödemek için mi yapıyor? Hayır. Orduda disiplinin bozulmasını önleme. Şimdi adam kanun koyuyor, değil mi? Diyor ki bunlara uyacaksınız. Bu bir disiplindir arkadaşlar. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. D şıkkı. Evet, yine bir yorum sorusu arkadaşlar. Osmanlı'da eyaletlerde ve sancaklarda görev yapan yöneticilerin yetiştirildiği medreseler 17. yüzyıldan itibaren bozulmuştur. Bakın, medreseler bozuldu. Bu durumun sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir? A. Devlet yönetiminde aksaklıkların çıkması. Şimdi medrese bozulunca burada sağlam yönetici yetişmeyecektir. Sağlam yönetici yetişmeyince aksaklıklar doğal olarak ortaya çıkacak. Halkın devlete olan güveninin azalması. Şimdi medrese bozulduğu zaman, yönetimde aksaklık olduğu zaman ister istemez halkın devlete olan güveni ne olacak? Sarsılacak, azalacak. O zaman 2'yi de aldık. Medrese eğitiminin öneminin azalması. Bozulan bir şey rağbet görür mü? Görmez. Bozulduğu için o zaman
önemi de ne olacaktır? Azalacak arkadaşlar. O zaman üçüncü öncülümüzü aldık. Cevabımız 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Evet, yine hukukla ilgili bir soru arkadaşlar. Dün gece hukuku işlemiştik. Dedik ki Osmanlı'da hukuk genel olarak iki kısma ayrılır değil mi? Hukuk genel olarak iki kısma ayrılır. Şer'i hukuk ve örfi hukuk değil mi? Bir, şer'i hukuk, iki, örfi. Şer'i hukuk dine dayalı değil mi? Örfi hukuk arkadaşlar, örf, adet, gelenek ve göreneklere dayalı. Yani din dışı hukuk sistemi hangisi? Örfi. Ama din dışı olması buna dine aykırı olacağı anlamına gelmiyor. Örfi hukuk hiçbir şekilde din hukuka aykırı olamaz arkadaşlar. Belirtmiş olalım. Şimdi zaten bak soruda da onu diyor değil mi? Örfi hukukun şer'i hukuk kurallarına ters düşmemesine özen göstermiş. Bu durum hangisinin bir göstergesidir? Hukuk kurallarının bütün vatandaşlar için geçerli olmadığı, öyle bir durum söz. Bak bütün değil mi? Böyle bozuyor. Din kurallarının Osmanlı hukuku üzerinde etkili oldu değil mi bak? Şimdi ne diyor? Örfü hukukun şer'i hukuk kurallarına ters düşmemesine özen göstermiş. Şer'i neydi? Dini. Dini hukuk neyden baskındır? Örfü hukuka baskındır değil mi? O zaman din kuralları Osmanlı hukuku üzerinde nedir arkadaşlar? Etkilidir diyoruz. Cevabımız B şıkkı oldu. Evet, şöyle bir sorumuz daha gelsin. Kapıkulu askerleri ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, Kapıkulu askerleri ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bektaşi öğretileri ile yetişirler. Evet, dikkat. Bakın Kapıkulu askerleri Bektaşi öğretileri ile yetiştiler. Onun için mesela Yeniçeri Kapıkulu ordusu kaldırıldı ya, Vakayı Hayriye, bak 2. Mahmut Yeniçeri'yi kaldırdığı zaman Vakayı Hayriye ile, aynı zamanda Bektaşilik de yasaklandı, bakın unutmayalım. Kapıkulu Bektaşilik öğretilerine göre yetişiyor. Masrafları hazineden karşılanıyor değil mi? Uluf ve Cudus 16. yüzyılda göreve başlamış. 16. yüzyılda oluyor, 1500'lü yıllar. Halbuki Kapıkulu ordusunu kim kurmuş? 1. Murat. 1. Murat'ın tahta geçtiği tarih kaç? 1362. Yüzyıl olarak hangi yüzyıl? 14. yüzyıl. O zaman bu yanlış değil mi? 16. yüzyılda değil, daha 14. yüzyılda bunlar başlamış. Genellikle merkezde bulunur. Merkez ordusu zaten. Merkez ordusu arkadaşlar. Aynı ışık bu şekilde vermiş arkadaşlar. Evet, şöyle. Yine toprak sistemiyle ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'ya uygulanan toprak sisteminin bölümlerinden biri değildir? Bak, toprak sisteminin bölümlerinden biri değildir. Dirlik. Dedik ki devlete ait miri arasının en önemli parçalarının biri neydi arkadaşlar? Dirlikti. Memur ve askere komutana verilen topraklardı. Malikane dedik, üstün başarı karşılığı veriliyordu. Hizmet karşılığı veriliyordu ama sonraki süreçte malikeye konanlar, adamlar ayan olmaya ve devlete kafa tutmaya başladı. Bu da bir toprak. Ocaklık. Ne dedik ocaklık için arkadaşlar? Kale muhafızı ve tersane çalışanlar için bu da toprak. Paşmaklık, paşanın hanımlarına, kızlarına ayrı toprak. Sancak, bakın sancak bir toprak parçası değildir. Sancak sistemi bir idari birimdir değil mi? Bir idari birimdir. En büyük idari birim hangisi? Eyalet. Eyaletten sonra ne geliyor? Sancak. Sancaktan sonra ne geliyor? Kaza, öyle köy diye gidiyor. Bakın sancak toprak değil, bir idari birim, idari bir parça olduğunu arkadaşlar söyleyelim bu şekilde. Evet. Osmanlılarda kız öğrencilerin eğitimi ilk kez hangi devirde devletin görevleri arasına girdi? Evet. Yani kızlara eğitim hakkı değil mi? Kızlara eğitim hakkı ne zamandı? Kızlara eğitim hakkı Tanzimat döneminde verildi değil mi? Tanzimat döneminde kim verdi bu hakkı? Sultan Abdülmecit verdi değil mi? Sonra Sultan Abdülaziz de ne dedik?
kız çocukları için Darul Muallimat, değil mi? Darul Muallimat adıyla kız öğretmen okulunu açmıştı arkadaşlar. Daha sonra ikinci Meşrutiyet döneminde kızlara yüksek öğretim yani üniversite hakkı da tanınmış olacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar. Evet, şöyle vakitte daraldı. Evet, su gibi yine çok hızlı geçti. Nasıl geçtiğini gerçekten anlayamıyorum. Bu tanımlar aşağıdaki terimlerin hangisinde doğru olarak gruplanmış? Evet, doğru olarak gruplanmış. Halka hizmet veren dini, ilmi ve sosyal kurumlar. Bak, hayır işi. Hayır işi olduğu zaman hangi topraklar oluyor? Vakıf topraklar oluyor, değil mi? Bakın, vakıf topraklar. Zaten elimizde iki tane şık kalıyor. Vakıf topraklar. Aynı meslek grubundaki zanaatkarlar oluşturan esnaf teşkilatı lonca, değil mi? Lonca. Çünkü İslam devletinde Selçuklularda ahilikti. Osmanlılarda ise loncaya dönüşü ekonomide anlatacağız. Savaşa hazır bir ordunun temin edildiği askeri ve ekonomik bir sistem arkadaş. Hem askeri hem ekonomik. Askeri çünkü asker besliyor, güvenliği sağlıyor. Ekonomik çünkü üretim yapıyor arkadaşlar. Bu ne oluyor? O da dirlik oluyor arkadaşlar. Miriye ait dirlik ve o zaman vakıf, lonca ve dirlik bizim doğru cevabımız oldu. Evet, şöyle bakalım ne kaldı. Evet, yine hukukla ilgili dün gece işlemiştik zaten. Verilen bilgiler aşağıdaki yargıların hangisini doğrular nitelikte? Yine bir yorum sorusu. İslam hukukunu uygular ve kişiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağlar. Kaza yönetimden sorumlu olarak görevlileri denetler. Bakın, hem hukuku uygular hem de kazada yönetimden sorumludur. Kazada yönetimden sorumlu olmaz. Bakın soruya bak. C'ye bak, kadı idari, bak kazada yönetimden sorulması idari. Hukuku uygulaması nedir arkadaşlar? Adli, yani kadılar hem adli hem idari yetkilere sahip görevliler idi arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım ne kaldı? Bir tane sorumuz kaldı. Evet, bir sorumuz kaldı. Son sorumuz. Zaten vakitte doldu. Evet, Osmanlı Devleti'nde cizye askerlik görevini yapmadıkları için yalnız yetişkin gayrimüslim erkeklerden alınır. Bak dikkat edin, yalnız yetişkin gayrimüslim erkekler alınır. İhtiyarlardan, çocuklardan, kadınlardan ve din adamlarından alınmazdı. Buna göre ulaşılabilir. Askerlik yetişkin erkeklerin görevi sayılmış, yetişkin gayrimüslimler, değil mi? Din adamları askerlikten muaf tutulmuş, din adamlarından alınmazdı cizye. Çünkü askerlik karşılığı alınmadığı için o zaman muaf tutuluyor. Osmanlı ordusunun çoğunluğu gayrimüslim değil, bakın. Zaten gayrimüslimler asker olamıyor ta Tanzimat dönemine kadar, değil mi? Gayrimüslimlerden ağır vergiler, yani burada ağır olup olmadığı yönde bir bilgi arkadaşlar söz konusu değildir. Cevabımız 1 ve 2 öncülü arkadaşlar olacak.